adama kur, dolar almayın, dolar yükselmeyecek, 1 lira olacak falan diye resmen taklaya getirdiler insanları. Üstelik bunları söyleyenler gitti, dolar aldı, en tepeden bozdurdu. Altın aldılar, en tepeden bozdurdular. Gariban vatandaş elinde Türk lirasıyla kukumal kuşu gibi kaldı abi. Ne münasebet kardeş? Bu arada, ne münasebet vatandaş zarar görecek ki? Bunları söyleyen isimlerden biri bugün ortaya çıktı. Yiğit Bulut tweet attı. Biliyorsun hala Cumhurbaşkanı başdanışmanı. Abi tamamen dış güçlerin etkisiymiş bu ekonomik sıkıntı. Ya bıraksın artık kimse. Hala aynı masada. Kimse inanmıyor. O kendi bile inanmıyor ya. O zaten inanmıyor. En baştan beri inanmıyor da. Temcik pilavı gibi ısıtıp ısıtıp insanların önüne koyup yemelerini bekliyorlar. Kardeşim bu işi beceremediniz ya. Çok net yani. Onun dışında ya dışarı da var. Hepsi var tabii ama işin özünde bu işi beceremediniz. Bu kadar basit. O kadar abi. Ya bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Düne kadar bir şey söylemedim ya. Şimdi de söylemeyeceğim ama hak etti artık yani. Ya kardeş, düne kadar yazdıkların, çizdiklerin başka, sonraki günlerde yazdıkların, çizdiklerin, konuştukların başka. Ya bir kere omurgalı duracak herkes. Herkes omurgalı duracak. Dün ne söylüyorsan onu unutmayacaksın. Ha, değişebilirsin, evrilebilirsin, kabul ediyorum. Bu başka bir şey. Ama inandığın şeylerin dışına çıkıyorsan sadece şahsi menfaatlerin uğruna, o zaman önceden söylediklerin de aslında şahsi menfaatlerin uğruna yapılmış işler olur. Anlatabiliyor muyum? Yani sen demek ki o çıkışları da belli bir menfaat uğruna yapmışsın. Belli bir noktaya gelebilmek uğruna yapmışsın. Ya şimdi dış güçler, dış güçler, bunları kimse yemiyor kardeşim. Ne dış gücü ya? Yani zaten dış güç var. Ya zaten dış güç var kardeşim. Madem dış güçten rahatsızsın, kapatırsın ekonomini, bambaşka bir modele geçersin. Kimseyle muhatap olmazsın. Bütün yabancı sermayeye defol git dersin ülkeden. Tamam mı kardeşim? Bütün yabancı kaynaklı bankaları da gönderirsin. Dış güç mü? Hepsi dış güç zaten. Bununla ilgili bir sorun yok ki. Adam ben dış güçüm diyor. Ben yabancı sermayeyim diyor zaten. Yani işine geldin mi dış güç, işine geldin mi yabancı sermaye. Yok öyle bir dünya. Mesela öyle bir dünya yok. Bir partinin başına geçseydi X bir partinin mesela böyle konuşur muydu? Ben soruyu atayım ortaya. O ya kendi bırak cevabı. Onu Çetin. Ben sana bir şey soracağım. CNN'de çalışıyorsun be kardeşim. Yani CNN'de yıllarca çalıştın. Şimdi beni konuşturma. Yani Amerika'nın kanalında niye çalıştın madem dış güçlerden bu kadar rahatsızdın? Neyse hadi boşver. Kişiye gel. Onu zaten herkes biliyor ne olduğunu. Ya kardeşim ben hepsine söylüyorum bunu ya. Hepsine söylüyorum. Yani hem öyle hem böyle diye bir şey yok. Madem bak ben diyorum ki evet bu ekonomik koşullar içerisinde, bu sistem içerisinde abi olacak. Zaten sen çağırıyorsun adamı, gitme kardeşim, gel benim ülkemde yatırım yap diyorsun. Ama yani ben çok milliyetçiyim, ülkücüyüm, oyum buyum, git CNN'de çalış. Hadi lan oradan. Uyanık, kimi kandırıyorsun sen? Milliyetçi olup kimi kandırıyorsun? Kime oyun oynuyorsun sen? Bu Yiğit için söylemiyorum ama genel için söylüyorum. Ben de Yiğit için söylemiyorum. Ben Yiğit adama söylemem zaten böyle bir şey. Çivik taslayıp ondan sonra gidip dolar stoklayıp millete düşürtüp en tepeden bozdurmayacaksın o zaman. Neyse. Ya ben de Yiğit için söylemiyorum. Ne münasebet. Hadi birkaç tane daha oku. Ondan sonra bir iki cümle bir şeyi daha yorumlayıp öyle veda edelim. Var mı ilginç bir şey? Abi çok şey var. Teşekkür edenler çok. Bakalım. Ne dış güçmüş bir arkadaş diyenler var. Beğenelim arkadaşlar diyenler var. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Mardin'le aşı faiz haber düşerse anlık düşer diyor. Aşı ya bırakın yapmayın. Bakın arkadaşlar, bu tür illüzyonlara lütfen kanmayın ya. Ne aşısı ya, yapmayın etmeyin, yüzünü seveyim yani. Bu kadar basit mi bu işler ya?
Neyse, ben o konuda farklı düşünüyorum ama öyle bir anda düşmez. Daha doğrusu şu var. Bence bu yorumu yapan izleyicimiz son derece haklı. Niye? Çünkü öyle bir hava yaratıldı ki bütün sorun COVID-19 ve pandemidenmiş gibi anlatılıyor. Bizde de dünyada da. O yüzden de aşının bulunma beklentisi üzerinden de başka bir çakallık peşinde herkes. Dünyanın da Türkiye'nin de ekonomik sorunları pandemiden bağımsız. Pandemi süreci bonus. Mustafa Balıkçı diyor ki geçen diyor doğal gaz bulduk. %25 zam geçirdiler. 2 gündür aşı bulduk. Size ne olabilir düşünün. Hayır. Çok güzel. Ay çok iyi. Ya peki bu hadi oraya açılmışken laf birkaç cümle şeyi de at. Ya bu çevremizdeki işi nasıl görüyorsun? Yani Yunanistan'la bugün bir görüşme vardı, iptal oldu. Karşılıklı anlaşma üzerine iptal olmuş. Azerbaycan'da, Karabağ'da çok büyük dram yaşanıyor. İşin özü zaten çok acı ve Türkiye'nin orada dik durması gerekiyor bence de ama onun dışında da zamanlama açısından baktığında yeni bir cephe olarak gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Körfez'de bizim aleyhimize çok enteresan şeyler oluyor. Bunları alt alta geldiğinde mevcut jeopolitik risklere artıları bekliyor musun Selçuk? Ya ben Azerbaycan konusunda yani Ermenistan-Azerbaycan konusunda şöyle düşünüyorum. Zaten Karabağ Azerbaycan'ın kendi toprakları. Türkiye eğer ki Azerbaycan'a bir destek veriyorsa ki veriyor abi yani bu siyaların falan Türkiye'den gittiği çok net belli yani. Ben bir başka bakış açısından bakmak istiyorum olaya. Biz Karabağ konusunda Azerbaycan'ı yalnız bırakmıştık bir dönem biliyorsun. Onlar da bize demişti ki madem öyle kardeşim biz de sizi Kıbrıs konusunda yalnız bırakıyoruz. Şimdi bu bir rövanş gibi. Yani bir de o taraftan bakmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Bizim Doğu Akdeniz'de çok ciddi çabalarımız var biliyorsun. Yani mesela beyin şeylerini yanlış buluyorum bunların. Evet yanlış, yanlışlarında konuşuyoruz ama Doğu Akdeniz'de evet ya biz bir hak sahibiyiz ve olmalıyız da. Bugüne kadar bir yıl yanlış yapıldı. Bu yanlışların temelinde bu iktidar partisi var. Kesinlikle yani tartışmasız. Yes ve anamlar vesaireler, anam planları falan filan. Ama sonuç itibariyle öyle ya da böyle şu anki Doğu Akdeniz politikası vazgeçilmemesi gereken bir politika biçimi. Bence bu Azerbaycan'a bizim el uzatmamız bu manada Karabağ konusunda. Çünkü Karabağ çok önemli bir klik biliyorsun Türkiye ile Azerbaycan arasında. Kıbrıs'ın da yeni bir adım atmasını beraber Azerbaycan'ın da Kıbrıs konusunda yeni bir adım atmasını beraberinde getirebilir. Önümüzdeki günlerde Azerbaycan ve bir takım Türkiye Cumhuriyetler ve belki hatta Rusya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir devlet olarak tanıyabilir Çetin. Olur. Karabağ konusunda okey dedi zaten. Azerbaycan haklı dedi. Evet. Yani şu ana kadar konuşulmamış bir mesele konuşuyoruz bak. Yani ben tüm hamasi taraflarını işte iki devlet bir millet falan o taraflarını bir kenara bırakıyorum. Bambaşka bir şeyden bahsediyorum bak. Bu emin ol Libya ile Türkiye'nin falan yaptığı anlaşmadan çok daha değerli bir iş olabilir. O anlamda önemsiyorum. Öyle söyleyeyim. Ben de çok önemsiyorum. Saygı duyuyorum. Ama inşallah öyledir. Kısmet. Nasip. bu arada var mı çok enteresan bir soru yoksa kapatalım? 1 dolar 1 TL şeytanın iş görüşmesi için diyor Fırat Kılıç. Bakalım başka ne var? Herkes dış güç diyor. Azerbaycan'da doğalgazı metreküp fiyatı 190 dolara alıyor muyuz? Mehmet
demin söylediğim yayına gittim Mehmet bu arada izleyicilere tekrar etmeme gerek var mı? Sayıştay bir karara atıfta bulunuyor. Özellikle alkollü içeceklere olan zamlar konusunda hem ÖTV yani hem vergi kaybı hem de kaçağın arttığına ilişkin bir raporuna atıfta bulunmuş. İşte tam da demin söylediğim buydu. Çünkü bugünkü enflasyon gerçekleşmeleri içerisinde de oradaki bütün artışlara rağmen etki alanı azalmış. Çünkü aynı zamanda artış tek başına yetmiyor. Tüketimin de olması lazım ki enflasyona etki etsin. Mehmet bir soru sordu bu arada sevgili izleyiciler. Bize aradan girdi. Bir haber okudu. Onunla ilgili yorum yapıyoruz. Bak alfabenin ilk harfi nedir? A. İktisatı okumaya başladığında, iktisada girişinde A'sı, besmelesi, nereden bakarsan bak, şunu der. Ne kadar vergi, o kadar kayıt dışı. Ama bunu ekonomiyi yönettiğini iddia edenler bilmiyor. Selçuk sen de yap aynı benzer bir şeyi onu. Ben dememiş miydim? Bu kadar basit. Ya kaç senedir söylüyoruz Çetin bunu. Sen, ben, o. Ne diyelim yani?